Ama akşamdan haber etmiş oldum ve müsait olan insanların farklı bir işim çıktı demesi beni kırdı. Bundan sonra bu yaptıklarına göre ben de samimiyetimi belirleyeceğim o insanlarla. Acıktım ben. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Pastamdan yedim birazcık. Yok, küs değilim kimseyle. Samimiyetimi ona göre belirleyeceğim. Maalesef. Çünkü ben de değer veriyorken bir insana onların değer vermemesi veya ne bileyim ya, hani bir işim çıkmazdı herhalde yakınım olan bir insanın doğum gününe gideceksem. Hani değer verip çağırmışım sonuçta, en yakınım demişim değil mi? En yakınlarımdan biri demişim. Sıkıntı yok. Yazmayın arkadaşlar lütfen. Çok yakınım olmayan insanlar bile, birkaç kez görüştüğüm insanlar bile doğum günüme bu kadar gelmeye heves ederken en yakınlarımın gelmemesi beni birazcık kırdı. O yüzden bununla alakalı bir şey yazmazsanız sevinirim. Çünkü 2 saatimiz vardı, 4'te dedim ve 5'te kalktı yat. Ama yetişemeyenler yetişemedi. Başka işlerine koşturmak zorunda kaldılar. O yüzden benlik bir sıkıntı yok. Maalesef. Hiçbir sıkıntı yok. Canları sağ olsun. İyi ki doğdun Ceys. Teşekkür ediyorum aşkım. Tekin saçım başım dağılmış. Evet arkadaşlar, TikTok Olay Magazin'e hoş geldiniz. Evet, hani Ceren Yıldız, Mehmet Cevdar'ı her yerden takipten çıkartmıştı ya arkadaşlar, size bahsetmiştim, hatta videoyu da atmıştım. Ve şu anki videomda neden çıkarttığını açıklıyor. Ben zaten tahmin etmiştim, siz de belki öyle tahmin etmiştiniz. Doğum gününe gelmediği için çağırmış, hem de bir gün önceden. Mehmet gelmediği için onu Instagram'dan ve tüm şeylerden takipten çıkarmış arkadaşlar. Konu bu ve siz de izlerseniz görürsünüz. Sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.